sevdalısı. Ha. Profesyonel fotoğrafçı kameramanım. 17.4.1947 doğumluyum. 70 yaşındayım. Ama Sivas sevdalısı, Sivas sevenlerden bir tanesiyim. Şirin Baba. Meşhur Şirin Baba. Şirin Baba. Şirin Babalık'ta... Ha. Abi... Aç abi. Rabbime şükürler olsun. Ha. Cenab-ı Allah nasip etti. 40 tane Dördeli Mahallesi'nde garibanı toparladım. Kendi imkanlarım. Eski piyicilerdenim. Topladık arkadaşları. Havuz oluşturdum. Mahallede 40 tane garibanı topladım. Toplu sünnet yaptım. Belediye beni örnek aldı toplu sünnette. Sene 1973. Kongre İlk Öğretim Okulu'nu 4 duvar aldım. Sivas'ın en modern ilkokulu haline getirdim. Ha, çakalım İstanbul tarla başında, İstiklal Caddesi'nde, Elma Dağı'da, Sıra Selviler'de geçti. Nişantaşı Şakayık Sokak'ta stüdyom vardı, fotoğraf stüdyom. Parayı koyacak yer bulamıyordum. Amacım para kazanmak değildi. Rezidanslarım vardı benim şimdi. Sivas'ıma hizmet etmekti. Rabbime şükürler olsun nasip etti. Lisanslı atıcıyım, trapsikit atıcısıyım. Bu yaşta geçen sene 50 kişinin içerisinde üçüncülük aldım atıcılıkta. Madalyalarım oradan geliyor. Avcılar Kulüp Başkanlığı yaptım, kulübüme mülk aldım abi. 96'da emekli oldum. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubu bıçakçılık. Bıçağı da açayım, dünyanın bıçak merkezi Sivas. Solungen fabrikasının kuruluş aşamasında 4 tane Sivaslı var. Selçuklular döneminde Divri Demir Atölyelerinde ecdadım kendi silahını kendi yaptı. Fransız kaşif Evliya Çelebi gibi Sivas'a yolu düşüyor. Dikkat et. Kurban olduğum. Sivas neşter ve bıçaklarının kaçak yollarından Avrupa'ya girdiğinden bahsediyor. Abi, Karadenizlere aşığım ben. Niye? Bilmem ne yaylası şenliği, bilmem hamsi bayramı, festivali, bilmem ne. Her platformda kendim. Sivas'ı bir duydun mu kurbanım oluyor ya. Bir Madımak Festivali yaptık Şireciler Hanı'nın içinde. Kızımın adı neydi? Festival dediğin hopatır. Bir de Sivas sosyalliğe aç. Bu tür etkinliklere aç. Daha fazla aktif olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani var aktif edeceklerimiz. Çok güzel işler yapıyoruz ama daha fazlasını yapmamız lazım. Şimdi ben...